Öncelikle şunu söylemek isterim. Galatasaray herhangi bir kötü duruma düşmedi. Galatasaray mutlaka ayağa kalkacaktır. Çok iyi yerlere gelecektir. Bu sezonu da en iyi yerde bitirecektir. Bu mağlubiyet her şeyin sonu değil. Önümüzdeki maçlarda biz çok iyi sonuçlarla, hocamıza da güveniyoruz, yeni hocamıza. İyi başlangıç yapmak isterdik. Hocamızın iyi başlangıç yapmasını isterdik. Maalesef olmadı. Fakat bundan sonraki maçlarda biz eminiz ki takımımız iyi yolda. İzledik maçı. Maçın sonucunu değerlendirecek olursak da gördük ki tabii hakemlerle ilgili çok şey söylemek isterim. Çok şey konuşmak isterim. Ama spor kamuoyuna bırakıyorum. Futbol kamuoyuna bırakıyorum. Taraftarlarımıza bırakıyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Yani bu tarz bir hakem yönetiminden oldukça üzgünüz. Bunun için herkesi göreve çağırıyorum. Özellikle federasyonu, federasyon başkanını ve federasyondaki tüm yetkilileri, tüm yöneticileri, tüm kurulları, merkez hakem kurulu başkanını, bunların hepsini göreve çağırıyoruz. Bizim istediğimiz sadece ve sadece adaletli bir yönetim. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bunlardan penaltı istemiyoruz. Herhangi bir bize faul verilsin, taç verilsin bile istemiyoruz. Sadece adaletli yönetilsin istiyoruz. İşte Sasha Boye'nin faulü verilmiyor. Arkasından neler oluyor? Offside pozisyonlarını gördünüz. Kırmızı kart pozisyonlarını gördünüz. Biz bunları canlı izledik. Tabii ki tekrar tekrar izleyeceğiz. Ama gördük, özetlerini izledik. İçeride uzun süredir bakıyoruz bunlara. Gördüğümüz kadarıyla hala Galatasaray'a karşı, Galatasaray camiasına karşı, biz camiye içeride kendimiz birlik olabiliriz, olacağız da. Camiamız birleşecektir, birlik içerisindedir. Camiamız kendi içimizde ufak tefek sorunlar yaşayabilir. Fakat dışarıdaki tüm müdahalelere karşı biz tek yürek, tek vücut olacağız ve herkesin, hepsinin hakkından geleceğiz. Galatasaray Türkiye'nin, hatta dünyanın en büyük camialarından biridir. Kimse Galatasaray'la bu şekilde oyun oynamaya kalkmasın. Bundan çok pişman olacaklardır. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bugünden itibaren tüm Galatasaray camiası, tüm yönetimimiz, biliyorsunuz başkanımız, biz federasyona karşı da, merkez hakem kuruluna karşı da çok pozitif adımlar atmak istedik. Sezon başından beri elimizden geldiğince doğru hareketler yapmaya çalıştık. Uğradığımız haksızlıklara anlatmaya çalıştık. Kendilerine anlatmaya çalıştık. Biz bir şey yapmıyoruz sanıldı ama biz çok şeyler yaptık. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Daha şiddetli yapmaya devam edeceğiz. Şiddetten kastım fiziksel şiddet gibi algılanmasın tabii. Biz camiamızı da arkamıza alarak bunun düzelmesi için elimizden geleni yapacağız. Ama bunun düzelmesi için çalışırken Galatasaray'da haksızlığa uğramasın. Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun %70'i 80'i Galatasaray'dan ibarettir. Bunu herkes biliyor. Biz olmasak Avrupa'ya takım bile gönderemeyiz. Yani Galatasaray'ın bu sene Avrupa'ya gidemeyecek olması Türk futbolu için büyük bir kayıptır. Bu sene Galatasaray Avrupa'da olmasaydı belki de Şampiyonlar Ligi'ne takımımız gidemeyecekti. Yani bu Türk futbolu için büyük bir utanç verici bir durumdur. Yani bu hakemlerin yaptıkları Türk futbolu için, ya çok hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum maç hemen maç sonrasında sıcağı sıcağına. Ama gerçekten canımız yandı. Biz sadece ve sadece adaletli olmalarını istiyoruz. Çok fazla da bir şey istemiyoruz kendilerinden. O yüzden tüm federasyon yetkililerini göreve davet ediyorum. Tabii ki federasyonla görüşeceğiz. Tabii ki federasyonla konuşacağız. Bunları anlatacağız, tartışacağız. Onların da bunun nedenlerini soracağız. Neden böyle düşündüklerini, neden bu şekilde sezon başından beri yapıldığını soracağız. Yani bizim içerideki yaptığımız yeniliklere onlar müdahale etmek istiyorlarsa çok beklerler. Edemezler. Bu müdahaleyi, bu fırsatı onlara vermeyeceğiz. Dışarıdan hiçbir kimse, hiçbir camia veya hiçbir kurum Galatasaray'ın içine müdahale edemez. Galatasaray büyük bir camiadır. Galatasaray kendi içinde ayağa kalkmasını bilir. Galatasaray kendi gücünü çok iyi bilir. Dediğim gibi Türk futbolunun %70'i %80'i Galatasaray'dan ibarettir. Ve bunun böyle bilinmesini isteriz.